Yeni bir pati videosundan herkese merhaba. Patil kanalımıza hoş geldiniz. Bugün videomuzda birlikte patil dostlarımız için bir elbise yapacağız. Ve bu elbise fiyonklu ve pullu payetli bir elbise olacak. Gördüğünüz gibi kalıplarımız önümüzde. Geçen zamanlarda kullandığımız bir kalıp. Bununla yine sırtında farklı bir esprisi olan bir elbise yapmıştık. Yine sırt üzerinde bir dekoltesi olan bir elbise olacak. Kalıplarımız bu şekilde. Bel kalıbımız sırt üstünde fiyonk altında olacak şerit kalıbımız, fiyonk kalıbımız ve göğüs ve sırt kalıbımız birleşik şekilde omuz kısmından bu şekilde bir kalıbımız var. Bir de eteğimiz var. Etek kalıbımızda şu şekilde bir etek kalıbı gördüğünüz gibi. Dilerseniz hemen ölçülerimizi de söyleyelim. Eteğimizin uzunluğu 60 cm. Kalın eni 14 cm. 14 cm'den uç kısma doğru daralan bir eteğimiz var. Fiyonk kalıbımız uzunluğu 26 cm. Eni 18 cm ama 13 cm'lik bir fiyonk olacak. Bel kalıbımızın uzunluğu 60 cm, eni 4 cm ve sırt şeridimizin uzunluğu 18 cm, eni yine 4 cm arkadaşlar. Kalıplarımız bu şekilde. Bu elbise için gerekli olan malzemeleri de hemen söyleyelim. Neler lazım? Birkaç çeşit kumaş kullanacağız bu elbisede. Hangi kumaşları kullanacağız? Siyah renk poplin kumaş, lila renk poplin kumaş. Şu şekilde pullu bir kumaş kullanacağız. Gördüğünüz gibi bağlantı noktalarında da çıt çıt kullanacağız. Başka bir malzemeye ihtiyacımız yok. Dilerseniz hemen fazla vakit kaybetmeden hemen elbisemizin yapım aşamasına doğru ilerleyelim. Buyurun. Evet, gördüğünüz gibi kumaşlarımızı kestik. Bu kumaştan 4 adet keseceğiz. 2-2 olarak. Bel kumaşımızdan yine 2 adet keseceğiz. Sırt şeridimiz tek kumaş. Fiyonk şeridimiz bu şekilde. Zaten kalıbımız ona göre kesmiştik. Yine 2 kumaş oluyor. Dilerseniz üst kısmı pullu payetli, arka kısmı düz kumaş yapabilirsiniz. Eteğimiz için 1 adet pullu kumaş. Hemen öncelikle yapacağımız işlemleri yapmaya başlayalım. Şeridimizi alalım şöyle kenara. Sırt şeridimiz burada dursun. Şu şekilde 4 kumaş kestiğimizi söyledik. Sırt kısmı burası. Burası göğüs kısmı. Omuzdan birleşik halde bir kalıp. Omuz şurada tam olarak ve şeridimiz bu sırt şeridi dediğimiz şeridimiz şurada olacak. Bakın. Tabii bu şekilde durmuyor şu an. Şurada olacak. Sırt da bu şekilde olacak. Ve buraya fiyongumuzu sabitleyeceğiz. Şurası sırt bölgesi. Burası göğüs bölgesi. Yani ön tarafa gelen kısım. Patil dostumuzun iki bacak arasına gelen, ön bacakların arasına gelen kısım. Burası koloyu, sırt bölgesi ve eteğin dikileceği kısım. Yine bu elbisede de sırt kısmı açık. Sadece şurada bir fiyonkla birleşen bir bölüm var. Öncelikle bu şeridi bu şekilde ikiye katlayıp dikiyoruz ve çeviriyoruz. Üzerinden isterseniz dikiş atabilirsiniz. Şu kısımları dikmeseniz de olur. Çünkü buralara sabitleyeceğiz. İçinde kalacak. O yüzden gerek yok. Kumaşları birleştirirken, şu 4 kumaşı birleştirirken bu şeride içinde beraber birleştirip dikiyoruz ve bu 4 kumaşı bununla da birleştirmiş oluyoruz. Şu alt kısmı dikmeseniz olur. Çünkü şeritlerimiz olacak. Bel şeridimiz olacak. Şuralardan dikiyoruz. Buraya geldiğimizde
bu dikmiş olduğumuz şeridimizi, bu şekilde olan şeridi şuraya koyuyoruz. Bu şekilde buradan dikiyoruz. Burayı dikmeseniz de olur. Burayı dikmiyoruz. Şu kısmı dikmiyoruz. Burayı dikmiyoruz. Şurayı dikmiyoruz. Burayı dikmiyoruz ve bu alt kısmı dikmiyoruz. Kol için dikiyoruz ama kol için dikerken yine bunu şu şekilde kenara alıyoruz ki kol içinde dikilmemesi gerekiyor. Şu kol için dikiyoruz. Sonrasında buraya sabitlediğimiz şeridi buraya dikerken diğer ucunu da yine dikiyoruz. Ve böylece çevirdiğimizde şerit ortada kalıyor ve kumaşlarımızın ön yüzü çevrilmiş oluyor. Öncelikle bu işlemi yapıyoruz, sonra buradan devam edeceğiz. Bu hale getirdik. Şimdi bu bel şeritlerimizi bu şekilde alt kenarını araya alarak iğneledik. Ve şuradan ve şuradan dikiyoruz. Şu kısmı dikmiyoruz ve bu yanlarda da kumaşı dikmiyoruz arkadaşlar. Burayı dikiyoruz. Burayı dikiyoruz ve alt kısmı dikiyoruz. Sonrasında aşağıya doğru açıyoruz. Ve açtığımız bu kısmı eteğimizi dikeceğiz. Bu şekilde bir fiyonk kumaşımız vardı. Bakın. Bunu da bu şekilde ikiye katlayıp dikiyoruz. Bir boşluk bırakıyoruz. Oradan ters çeviriyoruz. Ve sonrasında şu şekilde büzerek tam bu noktaya fiyonk yapacağız. Fiyonkumuz da orada olacak. Tam şurada. Eteğimizde bu şekilde bu alt kısma çevirdikten sonra alt kısma birleştireceğiz. Evet, şimdi bu şeridimizi ve fiyonkumuzu birleştiriyoruz. Sonrasında buradan devam edeceğiz. Bu arada halen kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. İsteklerinizi, dileklerinizi ya da video ile alakalı düşüncelerinizi, fikirlerinizi, eleştirilerinizi yorumlar kısmına yorum bırakabilirsiniz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyoruz ve tüm hızımızla devam ediyoruz. Elbisemiz bu halde. Şu kısmı diktik. Buradaki şeridimiz zaten buradaydı. Fiyonkumuz. Bu şekilde bir fiyonk yaptık. Şu şekilde şurada olacak. O aradaki şeride ve eteğimiz burada. Bu pullu kumaşımızı buraya bu şekilde büzerek şu araya dikeceğiz. Burası biliyorsunuz çıt çıt ve şey için bu kısma bağlantı noktası için bu kısma bir şey dikmiyoruz. Burası boş kalıyor. 5'er santim en az. Evet, bu şekilde eteğimizi dikeceğiz. Şu kısma bakın burayı dikmedik zaten. Bu ara boş. Bu boşluğa eteği dikeceğiz. Fiyonku buraya küçük bir şeritle sabitleyeceğiz. Çıt çıtlarımızı takacağız. Ve pullu, fiyonklu, pullu etekle, sırt dekolteli elbisemiz bitmiş olacak. Bu şekilde bir elbiseye sahip olmuş olacağız. Hemen bu işlemleri de yapıyorum ve elbisemizin son haliyle karşınızda oluyoruz. Bakalım nasıl bir şey ortaya çıkacak. Son hızımıza devam ediyoruz. Evet, elbisemiz bitti. Bu şekilde bir elbise. Üst kısmında siyah kumaş ve bu şekilde pullu bir kumaştan fiyonkumuz var. Alt kısımda, etek kısmında yine pullu kumaş. Bel kısmında sadece mor kumaştan şeridimiz var. Evet. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir elbise elde ettik. Evet. Işıltılı, pırıltılı, pullu, payetli ve sırtı tabii ki dekolteli bir elbise yaptık. Elbisemizi dilerseniz hemen mankenimiz üzerinde de görelim. Evet, bu fiyonku tabii ki dolgu yapabilirsiniz içine. Daha böyle dolgun durmasını istiyorsanız içerisini elyafla doldurabilirsiniz ya da farklı bir malzeme ile doldurabilirsiniz. Bu şekilde eteğimiz ve fiyonkumuz. Gördüğünüz gibi bu kısımda bir kumaş yok. Sırt kısmı tamamen dekolteli bir elbise. Kıyafetimiz bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım hepimiz için faydalı bir video
faydalı bir içerik olmuştur. Kanalımızdaki diğer patili videolarımıza göz atmayı unutmayın diyoruz. Sizler için, patili dostlarımız için kanalımızda çok sayıda videomuz mevcut. Uzman hekimler, kıyafet yapımları, kalıp çıkarımları, pomeriyan dostlarımız olan canlı yayınlarımız ve onlarla alakalı bakım videoları, eğitim videoları kanalımızda ve bunun gibi bir sürü patili videomuz kanalımızda mevcut. Onlara göz atmayı unutmayın diyoruz. Ve videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza hala abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlar kısmına yorum bırakabilirsiniz. Bildirimleri de açarsanız canlı yayınlardan ve yeni videolarımızdan, yani kısacası bizden haberiniz olmuş olur. Sonraki videolarda, canlı yayınlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın ve her zaman patili kalın. Bye bye.